Ekranların teknoloji rehberi Teknolojik'ten herkese merhaba. Bilgisayar ve internet alanındaki gelişmeler, teknoloji dünyasından yenilikler ve en son keşiflerle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Teknolojik bu hafta da dop dolu. Bakalım bu hafta Teknolojik'te neler var? Türkiye'de internete erişim maliyeti diğer ülkelere göre biraz yüksek çıktı. Apple'ın yeni nesil telefonu iPhone güneşten beslenecek. Yazılım devi Microsoft yeni işletim sistemine parmakla komuta özelliği ekliyor. Infinity Teknoloji'den İlkay Öztürk, interaktif eğitimle ilgili gelişmeleri teknolojiye anlattı. Haftanın siteleri Robot Norby ve Yahoo.com. Otomobil yarışı sevenlerin gözdesi GT serisi oyunların son sürümü çıktı. Toshiba dizüstü bilgisayar ve ilginç dijital oyuncaklar. Hayat Yayınlarından çıkan Blok Çağı kitap raflarında. Hepsi birazdan Teknolojik'te. Bilgi Teknolojileri ve Yenilikçilik Vakfı'nın 2008 raporuna göre Türkiye geniş bant internet ücreti en pahalı ikinci ülke. Şimdi gelin bu haberin ayrıntılarına ve diğer haberlerimize göz atalım. Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre geniş bant internet ücreti en pahalı ikinci ülke olduğu belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve Yenilikçilik Vakfı'nın değişik kaynak ve istatistikleri kullanarak hazırladığı 2008 Geniş Bant Sıralama Raporu yayımlandı. 30 OECD ülkesini kapsayan Geniş Bant raporuna göre, satın alma gücü paritesine göre dolar üzerinden aylık en pahalı ücret sıralamasında Meksika 18.41 ile ilk sırada bulunurken Türkiye 15.75 dolarla ikinci sırada yer aldı. Çek Cumhuriyeti ise 9.70 dolarla üçüncü sırada yer buldu. Ücret sıralamasında 0.13 dolarla Japonya en ucuz ülke olurken, bu ülkeyi 0.33 dolarla Fransa ve 0.35 dolarla İsveç takip etti. 30 ülkenin ortalaması yaklaşık 3.77 dolar düzeyinde gerçekleşti. Geniş bant internetin girdiği evler sayısında %93 ile Güney Kore ilk sırada bulunuyor. Bu ülkeyi %83 ile İzlanda ve %77 ile Hollanda takip ederken, Türkiye %23 ile Polonya ile birlikte 26. sırada bulunuyor. Mbps üzerinden ortalama indirme hızı sıralamasında da Japonya 63.6 ile birinci, Güney Kore 49.5 ile ikinci ve Finlandiya 21.7 ile üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye ise 2.0 ile Çek Cumhuriyeti ile birlikte yine 26. sırada yer bulabildi. 30 ülke arasında Mbps olarak ortalama indirme oranı 9.2 seviyesinde bulunuyor. Kaliforniya merkezli Apple firması, güneş enerjisiyle çalışacak cep telefonları ve dizüstü bilgisayarları için patent başvurusunda bulundu. Teknoloji harikası iPhone'u üreterek mobil dünyaya hızlı bir giriş yapan Apple, şimdi de güneş enerjisiyle çalışan cep telefonu ve dizüstü bilgisayar üretimi için ilk adımı attı. Haziran başında yeni jenerasyon iPhone'u piyasaya sürmeye hazırlanan Apple'ın, birkaç nesil sonrasında güneş enerjisiyle çalışan ürünler için yaptığı patent başvurusunun şirketin hisselerinin hareketlenmesine neden olması bekleniyor. The New York Times'ta yer alan habere göre, Apple'ın patent başvurusu uygun bulunursa birkaç nesil sonraki iPhone'ların alt yüzüne minik güneş panelleri yerleştirilmesi planlanıyor. Sektör uzmanları, özellikle bu ay piyasaya sürülecek 3. nesil özellikleri de taşıyacak olan iPhone'un pil süresini uzatmak için bulunan bu metodun, Amerika'da yaşanan enerji krizine de alternatif arayışı olduğunu belirtiyor. Apple'ın patent başvurusunu yaptığı diğer ürünler arasında iPhone özellikleri taşıyan tablet dizüstü bilgisayarlar da bulunuyor. Dünyanın önde gelen yazılım şirketi Microsoft, 2010'da piyasaya sürülmesi planlanan Windows 7 adlı işletim sisteminde parmaklarla yönetime olanak sağlayacak. Kullanıcılar, parmakları aracılığıyla fotoğrafları büyütüp küçültebilecek, haritaları büyütebilecek, resmi boyayabilecek ve piyano çalabilecek. Amerika'nın San Diego şehrinde düzenlenen Her Şey Dijital adlı konferansta konuşan Microsoft'un başkanı Bill Gates, sistemle olan etkileşim önemli ölçüde değişecek dedi.
Hali hazırda sistemle etkileşimin fare ve klavye ile yapıldığını hatırlatan Gates, Windows 7 kod adlı sistemin yeni iletişim ve etkileşim yollarını barındıracağını vurguladı. Microsoft'un CEO'su Steve Ballmer, yeni işletim sisteminde Vista'dan daha iyisini yapmak istediklerini kaydetti. Ballmer, Vista'nın halkın soğuk yaklaşmasına karşın 150 milyon kopyasını sattıklarını ifade etti. Microsoft, daha önce tanıtımını yaptığı Yüzey, yani Surface adlı ürünüyle dokunmatik ekranı kullanıcılarına sunmuştu. Türkiye'de CD-ROM Data interaktif eğitim setleriyle tanınan Infinity Teknoloji, şimdi Türk Hava Yolları'nın eğitim projesini geliştiriyor. Infinity Teknoloji'den İlkay Öztürk'le interaktif eğitim projelerini konuştuk. Şirketler artık personelini eğitmek için binlerce dolarlık kurslara göndermek yerine hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlayan interaktif eğitimlere yöneliyor. Infinity Teknoloji'den İlkay Öztürk, interaktif eğitimle ilgili gelişmeleri teknolojiye anlattı. Infinity Teknoloji yaklaşık 20 yıl oldu. İlk olarak CD yayıncılığı üzerinde projeler üreten bir firma. CD-ROM Data markasıyla kurulmuştu şirket. Ondan sonra internetteki band genişliğinin artmasıyla bizim ürettiğimiz CD üzerindeki multimedya içerikler yavaş yavaş web ortamına kaymaya başladı ve böylece biz çözümlerimizi kurumsal tabanlı hale getirebilmeye başladık. Bu doğrultuda da şu anda yaklaşık 40'a yakın çalışanla Kocaeli Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknopark'ta olan bir ofisimizde de birlikte iki ofiste faaliyet gösteren bir şirket Infinity Teknoloji. Infinity Teknoloji bugün 4 ana alanda hizmet veriyor. Bunlardan bir tanesi yazılım. Web tabanlı yazılımlar geliştiriyoruz. Bunlar genelde kurumsal portal çözümleri. Bunun yanı sıra e-öğrenme dediğimiz e-learning olarak da kurumsal alanda söylenen uzaktan eğitim alanında faaliyet gösteriyor. Uzaktan eğitim alanında kurumsal ölçekte portallar, e-learning portalları kuruyoruz. Bunların içeriklerini yapıyoruz. Özellikle e-orientasyon çok yaygın bir konu. Şirketlerin orientasyon eğitimlerini elektronik hale getiriyoruz. Böylece yeni şirkete giren bir çalışan hızla o şirketle ilgili bütün bilgileri alabiliyor. Bunun yanı sıra e-learning'in yanı sıra b-learning denen yeni bir kavram çıktı. Bu da tek başına uzaktan eğitimin yeterli olmadığı anlaşıldıktan sonra dendi ki biz eğitimin teorik tarafını elektronik tarafa koyalım. Diğer sınıf eğitimlerinde de öğretmen desteğinde bunun pratiğini yapalım. Buna da karma eğitim, dolayısıyla b-learning dendi ve biz çözümlerimizi daha çok b-learning tarafına kaydırdık. Yani b-learning çözümlerini destekler şekilde değiştirdik. Onun yanı sıra yaptığımız yaratıcı çalışmalarla üçüncü alan olarak e-pazarlama, etkileşimli pazarlama alanında çalışıyoruz. Özellikle yine kurumlara masaüstü üzerinden pazarlama yapabilecekleri küçük güzel araçlar veriyoruz. Böylece büyük kurumsal şirketlerin müşterilerine yararlı bir araç dağıtmaları, o işe yarar araç üzerinden de iletişime geçmelerini sağlıyoruz. Dördüncü bir alanda tamamen bu e-öğrenme ve e-pazarlama içeriğini desteklemek amacıyla prodüksiyon alanında faaliyetler gösteriyoruz. Blue Box stüdyomuz var. Lansman, tanıtım, röportaj, eğitim filmlerini kendi içimizde üretebiliyoruz. Örneğin kurumsal e-öğrenme modelini portal ve içerik olarak uyguladığımız ilk şirketlerden bir tanesi Philip Morris. Özellikle bu kurumsal uzaktan eğitim portallarına dağıtık şirket.